Merhaba sevgili hanımlar. El İşi Sanattır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bugün sizlerle bu güzel çimen oyasını yapmaya çalışacağız. Bu arada kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bu oyamızın çimenini yapmak için böyle kalın bir ipe ihtiyacımız var ve bir de o yeşil oya ipini. Bu çimeni yaptığımızda üzerine istediğimiz oyayı yapabiliriz. Evet, şimdi Bismillah deyip çimenimizi yapmaya başlayalım. Evet sevgili hanımlar, şöyle. Evet, şöyle ipimizi bu kalın ipin üzerine sabitliyoruz. Sonra bir iki zincir çekip şöyle ipin tığımızın ucuna ip dolayıp şöyle şu aradan şöyle alttan alıp bunun içinden çıkarıyoruz. Sonra bir, iki zincir tekrar. Sonra yine aynı işlemi. Sonra bunun tekrar içinden şöyle şu arka taraftan alıp getirip bunun içinden çıkarıyoruz. Bir, iki. Yine aynı işlemi. Şöyle alıp şöyle doladım. Evet, çektim. Bir, iki. Şöyle şuradan. Bir, iki. Ucuna doladım. Şöyle ipin arkasından. Evet. Şöyle içinden çıkarıp. Evet. İki. Sonra tekrar içinden. Şöyle hepsini bir seferde çektim. Bir, iki. Sonra ipin arkasından doladım. Şöyle hepsini bir seferde. Sonra bir, iki. İki zincir çekip bir önüne ip alıp tığımızın şöyle şuradan şu ipin arkasından şöyle şu içinden çıkarıp şöyle iki seferde çektim. Bir, iki. Şöyle. Bir, iki. Kusura bakmayın, bu arada biraz heyecanlıyım. İlk videom olduğu için. İki. Bir. İki seferde çektim. Bir, iki. Bu kalın ipi nereden bulacağım diye düşünürseniz, ben kızımın okul armasının ipini kullandım. Sizler de böyle bir kalın bir şey varsa kullanabilirsiniz ip elinizde. Evet sevgili hanımlar, ben bu kadar yaptım. Şimdi size bunun üzerine zincir yapımını oyaya dikmek, yazmaya dikmek için olan kısmını göstereceğim. Ayrıca bunu yaptığınız zaman şöyle toparlayarak bir araya böyle tam yazmanın dört bir etrafına olması için şu tığımızın bir boy bir de yarıma kadar yapmanız gerekiyor. Şimdi ben size üst tarafını göstereceğim. Sonra da ipten çıkaracağız. 1, 2. 1, 2. Aralarda ikişer zincir çekip birer tane başına dolayıp hepsini birden çimenini böyle yapmak yazmalarda daha da iyi. Mesela yazmayı ütülediğin anda yakabilirsin. O zaman oya da gitmiş oluyor. Ama böyle yaptığımız zaman
En azından yazmanın kenarlarından oyayı çıkarabiliriz. Bu büyük bir kolaylık yani. Sevdiğim oyaları ben genelde böyle yapmaya çalışırım ki hani yazmanın başına bir şey gelirse oyamı yine başka bir şekilde değerlendirebileyim. Hani bu da sizlere bir fikir olsun diye söylemiş olayım. Kusura bakmayın, söylediğim gibi bu ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Biraz elim ayağım birbirine dolaşıyor ama inşallah bana destek olursanız diğer videolarımda daha da verimli çalışmaya başlarım. Bir, iki tane. Kamerayı kızım tuttuğu için elleri biraz titriyor. Kusura bakmayın. Daha sonraki videolarımda bu çimenin üstüne yaptığım oyalardan sizlere göstermeye çalışacağım inşallah. Evet sevgili hanımlar, şimdi bunu ipimizin üzerinden çıkaralım. Evet. İşte şöyle. Bu şekilde oldu. Ben mesela size fikir olsun diye şöyle bir şey yaptım. Bu oyaları ineğiden buraya birleştirdim. Şöyle bu şekilde. Evet şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Size faydalı olmuşumdur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.